İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni ardıç dalı sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Şu anda içinde bulunduğumuz stüdyo Elazığ'da. Elazığ'dan ulusal ve uluslararası yayın yapan bir televizyon, Kanal Fırat'tan Türkiye'ye, Avrupa'ya, Güney Rusya, Kafkaslar, Kuzey Suriye, Irak ve İran'a yayın yapıyoruz. Bundan birkaç ay önce Türkiye'de, Denizli'de Denizli Elazığ Kültür Derneği kuruldu. Ben kurucu üyelerin hepsini yakinen tanıdığım için biliyorum. Aklıma hemen şu geldi. Dedim ki biz zaten hadiseyi biliyoruz da bilmeyen insanlar Denizli ile Elazığ arasında ne gibi bir alaka olabilir diye düşünebilirler. Gerçekten Denizli ve Elazığ arasında kendiliğinden oluşan bir kültür köprüsü var. İnsanları birbirine çok benziyor. Misafirperver, cömert, çalışkan insanlar, sıcakkanlı insanlar. Böyle olunca biz de Denizli'de ifade edilen Yaren Şairleri topluluğu konuşmaları, efendim serencamına zaman zaman katıldık. Çok güzel hatıralarımız oldu. Ve bu Denizli Yaren Şairleri gecesinin banilerini bugün stüdyoda ağırlamaya karar verdik. Kanal Fırat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Yasemin Açık'ın özellikle istediği ve misafir etmekte onur duyacağını ifade ettiği arkadaşlarımız şu anda stüdyoda. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Sırasıyla gidelim. Şerif Kutlu'da. Sevgili izleyiciler benim 1971'den beri arkadaşım. 1971'den beri arkadaşım olduğunu deyince biz herhalde zararlı çıkacağız. Çünkü Şerif Bey'in saçları zaten yaşını bildiriyor da ben bu siyah saçlarla yaşımı bildirmiş oldum. Kendisi şair ve yazar. Bir diğer ifadeyle Denizli'nin dervişi diyelim. Dervişandan bir zat. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle sohbetimize devam edeceğiz. Hüdaverdi Otaklı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, Kültür, Turizm ve Tanıtım Daire Başkanı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çok yoğun bir dairesinin başkanı olmak sıfatıyla biz zaman zaman gittiğimizde Denizli'de kültür faaliyetlerine bizzat katıldığını, bizzat koşturduğunu gördük. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka konuğumuz, bizim zaman zaman söylediğimiz bir söz var. Her şaire bir mısra yeter diyoruz ama bu şairenin birden çok mısrağı var. Hatta müzik olmuş, bestelenmiş mısrağı var. Ve bütün bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kent Şairleri Topluluğu'nun başkanı Arzu Subakan Kabukçu. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizleri en azından görmekle memnun olduk. Bugün Yasemin Açık Hanım'la da görüştünüz. Evet, birlikteydik. Evet. Sağ olsun bizler de zaman evet. geçirdi o kadar yoğun programı arasında. Evet. Kendisinin davetlisi olarak sizler de burada ekranları başından evet. bizleri izleyen hem Elazığlılar hem de yurt dışındaki bütün şiirseverlere, kültür adına emek veren herkese ve sohbetimize iştirak edecek bütün gönül dostlarına sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bir başka konuğumuz da Bilal Tekin. Bilal Tekin eserleriyle Elazığ'da şöhret şiar olmuş. Elazığlıların İmam Efendi diye bildiği ama Osman Bedrettin Hazretleri Gülzar-ı Samani miydi? Mahmud-i Samani. Bir de Gülzar'ı, peki şeyin eseri, Gülzar-ı Samani miydi? Evet, Gülzar-ı Samani'nin müellifi. İmam Efendi Hazretleri'ni matbaattan okuyarak bilmiş ve sevmiş bir insan, şair Denizli'den gelmiş olmakla biz kendisini memnuniyetle karşılamış olduk. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Sayın Bilal Tekin. Sağ olun, hoş geldin. Sevgili izleyiciler, biraz evvel ifade ettim. Denizli ile Elazığ arasında bir kültür köprüsü kurulmuş. Benim şahsen hayatımda her zaman hayırla yad ettiğim pek çok Denizlili arkadaşım var. Şimdi bunun gibi Şerif hocamızın da her zaman hayırla yad ettiği Elazığlı arkadaşları var. Şerif hocadan başlayalım efendim. Denizli Elazığ kültür köprüsünü gönül köprüsüne çeviren hadiselerine siz nasıl görüyorsunuz? Efendim çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu gönül köprüsünün vücut bulmuş halini yaşıyoruz. Evet. Zat hallerinizle, Mahir Gürbüz abimizle,
Evet, bugün Profesör Doktor Yasemin Açık Hanımefendi ile Fırat Televizyonu'nun çalışanlarıyla evet. Bundan önceki yayınlarımızla birlikte ta buralardan Deniz'deki Yaren Şairler Şöleni'ni programlarınıza alıp evet. Kamuoyuyla paylaştınız, defalarca bunları güzellikleri ilettiniz insanlarımıza. Evet efendim. Bu zaten Elazığ'ın insanların güzelliği aradığının bir ifadesi. Biz de güzel arıyoruz. Burası da üzüm memleketi, Deniz de üzüm memleketi. Evet. Tadımız ortak. Evet, çok güzel. Efendim, nereden başlıyor? Bizim evimizde, Denizli'nin Güney ilçesinde, 5-6 evet. yaşlarında evimizde bizim, Güney ilçesinin su işlerini organize eden teknik elemanın başında Bekir amcamız vardı Elazığ'la. Evet, çok güzel. O her gün sabah erkenden kalkar Kur'an okurdu, Davidi bir sesle. Evet. Oradan bir Elazığ sesi bize geldi. Ama onların bağı koptu, ne oldu bilmiyorum. Sonra Allah bize Ankara'da üniversiteyi nasip etti okumayı. Evet. Orada benim site yurdumda arkadaşlarım Elazığlıydı. Evet. Beraber halay çekerdik. Beraber evet. buraya da geldik o zaman 1975'li yıllarda. Burada içli köfteleriniz yedi. Evet, evet. Ve ben şöyle söyleyeyim. Elazığlı tanışıp da şimdiye kadar Allah bana kötü bir insan göstermedi. Evet. İşte gönül neyi arar? Sevdiğini arar. Bunu arar. Şimdi Denizli'mizde hizmet veren çok değerli dostlarımız var. Kemal Tasalı Bey Kemal var. Tasalı Bey var. Onunla beraber babaları çok değerli insan. Elazığ'ın bir evet. yaşayan efsanesi Lokman Tasalı var. Evet. Emekli albay ve Elazığ musikisinin icracısı. Evet. Onlarla beraber Denizli'de böyle bir... Orada başka Elazığlılar da var. Mesela bir Semih Bey var. Semih Vural Bey. Semih Vural Bey. Hemen ne yaptılar şimdi? Semih Vural Bey'in başkanlığında evet. Lokman Tasalı Üstad'ın da teşvikiyle Denizli... de Elazığ Kürsübaşı Derneği kuruldu. Çok güzel evet. Yepyeni, taptaze. Ve üstelik iki gün sonra da ayın 22'sinde Denizli'de Harput Kerkük gecesi yapacaklar. Çok buradan güzel. Da onu da duyurmuş olalım değil mi başkanım? Evet. Size davetiyeniz vardır herhalde elinizde. Davetiyeler de var elimizde. Evet. Bakınız yani önemli bir konu. Evet. Denizli'de Kerkük Harput Kültür ve Sanat Buluşması. Bak ne kadar derneğimiz güzel. Hızlı evet. başladı yani bu konuda. Evet, evet çok güzel. Yani evet. Denizli ve çevresindeki Elazığlıları biz evet. Elazığ'dan davet edelim geceye. Evet. Çok çok güzel evet. Kültür gecesine. Bütün bunlar güzel. Evet. Orada başka üniversitede Elazığlı arkadaşlar var. Evet Mithat Aydın Bey var. Profesör evet. doktor hizmet veriyor. Tarihçi. Evet. İzzet Aydın Bey var. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı. Evet, yol yıllardan beri evet. hizmet veriyorlar. Evet. Yani Orhan Karabulut var. Profesör doktor ve çok dostumuz çok var. Çok dostumuz var. Ama evet. ben buradan mesela bir Erdem Boydak'a selam göndermek isterim. 40 yıl önceden. Bedrettin doğru. Keleş Tumur'a asker arkadaşım var. evet. Selam göndermek Bundan isterim. Bundan asker arkadaşınız evet, mı var? Asker evet asker arkadaşlarımız güzel, var. Evet. Görüyorsunuz. Onu bilmiyordum nereden ben. Nereden evet. nereye bağlantılarımız var böyle evet. üstadım. O zaman bu Elazığ'da sizi tanıyan evet. dostlarınızı evet. cumartesi günü bir yerde toplayalım. Evet toplayalım. Bir çay içelim. Bak çok iyi olur. Fırat Üniversitesi'nde olsun. Fırat Üniversitesi'nde bir bahçe ayarlayalım. Evet. Bahçeli bir çay yani. Orada oturup bir çay içelim. Ve buradan Pamukkale Üniversitesi mezun olup da Elazığ'da görev yapan öğretmenlerimiz varsa bizim okuttuğumuzdan. Siz orada öğretim üyesiydiniz. Tabii. Onları da bekleyelim orada. Tamam, ne güzel söyle. Olur. Bir sohbet ederiz. Tamam efendim. Yani, çok güzel. Elazığ'la Denizli'nin hakikaten ortak bir gönül beraberliği var. Ben bunu her iki güzel topraklardaki insanların gönüllerin temizliğine bağlıyorum. Çok güzel efendim. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Sağ olun. Sayın Hüdaverdi Otaklı. Şimdi ben bu bilgisayar, internet dünyasında Denizli'yle ilgili ne haber bulsam hemen kendimi çakma Denizli'li sayıyorum ya. Evet. Hemen bakıyorum, onu alıp okuyorum ve sonra da yayınlıyorum. Şimdi sizin bulunduğunuz belediye, Büyükşehir Belediyesi inanılmaz güzel işlere imza atıyor. Mesela bakıyorum yaşlı, daha çok 50 ile 70 yaş arasında diyebileceğimiz insanları alıp Bursa'ya, Çanakkale'ye gönderiyor. Evet. Yaşlı insanlar evinde eğer mesela evlerini temizleyemiyorsa, banyosunu yapamıyorsa ekipleriniz gidip onu evlerinde hizmet ediyorlar. Evet. Eğer bir iğne yapılacaksa bir başka ekibiniz onlara iğne yapıyor. Evet. Yani Denizli Belediyesi cıvıl cıvıl ve bir noktada hakim değil, hadim devletin tecellisi evet, gibi. Evet. Bunlardan bahsedin. Siz de kültür, turizm ve tanıtıma bakıyorsunuz. Evet. Bütün bunlar yan yana geldiği zaman sizin işiniz de artıyor. Niye? Şimdi 3 tane iş yapsanız 3 işi tanıtmak kolay da 300 tane iş yaparsanız tanıtmak zorlaşıyor. Neler söylersiniz başkanım? Evet. Tabii artık dünyamızda belediyecilik sadece yollar yapan, evet. altyapı yapan,
kanalizasyon yapan, belli bir şeyler imarla uğraşan belediyecilik kavramı değil. Evet. Artık sosyal belediyeciliğin çok ön plana çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Artık dünyada ülkeler değil, dünyada şehirler yarışıyor. Evet. Denizli'de bu yarışta dünyada en iyi yerde almak için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen güzel projelerle vatandaşlarımıza nasıl dokunabiliriz? Onların derdini, yükünü nasıl alabiliriz? Böyle bu anlamda projeler geliştirmek suretiyle vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İşte bunlardan biraz önce bahsettiğiniz gibi bir tanesi de evde sağlıktır. Birçok doktor kazandırdık belediyemize. Hemşireler kazandırdık, görevliler kazandırdık. Ambulanslarımız var. Bize telefon edildiğinde hastamıza evinden alıp hastaneye getirip götürebiliyoruz. Biliyorsunuz hastanede iğneler veriliyor. Vatandaşımız dağ başında köyde bunu gidip sağlıklı bir şekilde iğne yaptırması zor bir şey. Zor. İşte doktorumuz giderek dağ başındaki o hastamıza gerekirse serum varsa serumunu takıyor. İğnesi yapacaksa iğnesini yapılıyor. İlaçları kontrol ediliyor. Çok ve güzel. Bir numara verdik. O numaraya tuş her bu tür evde yatarak durumda olan hastalarımıza da tuşa bastığı andan itibaren hemen telefon çalıyor. Orada bekleyen kişi arıyor. Teyzeciğim, amcacığım nedir, neden aradınız? Bir ihtiyacınız var. Ve bir Buldan ilçemizde dağ başında yaşayan bir yaşlı teyzemiz artık dedi hep Azrail'i bekliyordum. Ben şu an Azrail'i unuttum. Ben Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek sağlık ekibini bekliyorum. Çok düğmeye güzel, bastığım anda ulaşabiliyorum diyor. Bu evde sağlık bu arkadaşlarımız ilimizin her tarafında akşama kadar dolaşmak suretiyle vatandaşlarımız hizmet götürüyorlar. Evet. Bir de evde bakım ünitemiz var. Evet. Aynı bir Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı içerisinde. Evde bakım hizmetlerinde de yatarak durumunda olup kendi kişisel temizliklerini yapamayanlar, evet, evinin zamanında temizliğini yapılamayanlar, bulaşığını yıkamayanlar, belirli periyotlar halinde gidip bulaşığını yıkayan ekip var. Banyosunu yapamıyorsa şişme bir banyomuz var. Onu evet, odanın güzel, içinde evet, açıyoruz. Sıcak suyla banyosu yaptırılıyor. Tıraşı oluyor. Tıraşı yapılacaksa tıraşı oluyor. Buna benzer birçok programları yerinde gerçekleştiriyoruz. Gerçekten günümüzde bir dijital bir çağda yaşıyoruz. Evet, çok bu dijital güzel, çağ evet, hayatımızı kolaylaştırdığımızı düşünüyoruz ama hayatımızı hiç de kolaylaştırmıyor. İnsanları daha çok meşgul ediyor. Evet. Ve insanlığımız da aynı zamanda yalnızlaştırıyor. Evet. Ve insanlarımız yalnız. Derdini, meramını anlatabileceği şeyler yok. Onun için artık belediyeler, sosyal belediyecilik anlamında bu tür projelere ağırlık vermesi gerekiyor. Çok çok güzel. Denizli evet, Büyükşehir Belediyesi biz bunu başarıyla uyguluyoruz. O insanlarımızın yanında olduğumuzu, zor zamanında yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla bu tür projelere gidiyoruz. Aynı zamanda bugün Çanakkale artık ülkemizin her köyünde, her şeyinde mutlaka her ailesinde bir şehidimizin, bir gazimizin olduğu bir yer. Ülkemizin kurtulduğu bir savaş. Bunun mutlaka insanlarımıza anlatılması gereken bir savaş. Bundan dolayı değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, Bursa ve Çanakkale, sadece Bursa değil, evet, Çanakkale değil, Bursa ve Çanakkale ile ilgili bir gezi planlandı. Evet. Hedef kitlemiz 50-75 yaş grubu ve evet, haftada iki defa, çarşamba ve pazar akşamları 500 kişilik ekiplerle çok, çok 10 güzel, otobüsle evet, sabah namazını Bursa Ulu Cami'de olacak şekilde hareket ediliyor. Ulu Cami'de sabah namazını kılıp 10 ayrı rehberle beraber Bursa'mızdaki türbeler ziyaret ediliyor. Orhan Gazi gibi, efendim Osman Gazi gibi türbeleri ziyaret edilip aynı zamanda devletin orada Osmanlı Devleti nasıl kurulduğunu rehberler evet, eşliğinde öğreniyor. Bu çok önemli bir hizmet. Çok önemli, çok, çok güzel bir ve aynı zamanda Yeşil Türbe ziyaret ediliyor. Ne bileyim evet, Bursa'nın Ulu Cami çok önemli gerçekten. Biliyorsunuz duaların geri çevrilmediği en önü 5 mekandan biridir evet, Ulu Cami. Ve içinde onlarca hat yazılar var. Çok güzel hat yazılar. Her biri ayrı alanında bir evet, şaheserdir. Evet. Çok adeta hattatlar birbirlerinin eserini ortaya koymak için birbirleri adeta yarışmışlar. Evet. Yani çok güzel sözler konmuş. Bir hat müzesi olarak görüyorum ben Ulu Cami'yi. Çok o insanlar, rehberler
bir saat Ulu Cami'de ayrı ayrı gruplar, 10 ayrı grup halinde vatandaşlarımıza orası anlatacak. Sayın Başkanım, ben bundan bir müddet evvel, yani belki 15 gün önce Bursa'da bir kitap fuarına katıldım. Benim eserim çıkmıştı. İşte ki boş vakitlerde de benim zaten kaldığım yer Ulu Cami'nin karşısındaydı. Gidip bahçede oturuyorduk bir arkadaşla beraber. Bugün ziyaret ettiğimiz Harun Can çok kıymetli bir arkadaşımızdır. Cüneyt Can Bey'in oğlu. Evet. Onunla beraber oraya gidip oturuyorduk. Ben etrafa bakıyordum. Ama işte öğle vakitleri falan bir gruplar halinde böyle yaşlı insanlar, ellerinde çantalar gelip oralara bakıyorlardı falan. Ama ben diyordum ki acaba bunlar bir anlaşıp bir turizm şirketiyle mi anlaşmışlar falan. Evet. Bana bir tuhaf geliyordu. Çok kalabalık halinde. Bir de bunlar kendi başlarına organize olamazlar diyordum. Siz bunları söyleyince ben şimdi taşlar yerine oturdu. Evet, demek ki sizin gönderdiğiniz insanlar onlar. Türkiye'de 10 otobüsle seyahat yapıp tek konaklama yapan belediye biziz şu anda. Maşallah. Çok güzel. Birçok belediyemiz gerçekten Çanakkale için, Bursa için değişik geziler organize etmekte ama ya günübirlik ya da az otobüsle, az yolcuyla, misafiriyle bu seyahat yapılıyor. Biz gerçekten 500'e yakın insanımızla haftada iki defa 10 otobüsle çok ve bir gece de konaklamalı geçiriyor. Aslında bunlar iç ekonominin de kaynayarak canlanması anlamına geliyor. Kesinlikle çok, öyle. Çok güzel, evet. Ve götürdüğümüz hedef kitle belki yıllarca çalışmış, emekli olmuş, evet, ya da öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki hayatın ilk defa evinin dışında bir yere yemek yiyen, evinin dışında bir otelde konaklayan, ilk defa açık büfe yemek gören insanlar var. Evet, ya çok bunlar güzel, da yerinde gösteriliyor. Bir tane teyzem, ben de bir gezinin birine iştirak etmiştim. Teyzem, sabaha kadar üşüdüm ben de. Niye dedim, teyze battaniye yok mu? Meğer bu otellerde dekor amaçlı yatağın ucuna bir örtü konur ya. Ya doğru. Onu örtü zannetmiş, sabaha kadar onun altında yatmış. Doğru. Titremiş. Dedik ya bak, sonra sabah fark ettim diyor. Ya bir asıldım, bir alttan battaniye çıktı geldi diyor. Çok i̇şte evet, yani böyle insanlara gerçekten Türk insanı ne yapısı azdır. Bunlara götürüyoruz ve Çanakkale adeta bir, bambaşka bir şey. Yalnız Sayın Başkanım, Zolan Başkanıma selam söyleyin. Bulunduğu her yerde benim aleyhimde konuşsun. Çünkü bu çok fazla sevap kazanıyor. Evet. Şimdi benim aleyhimde konuşursa o sevaplar bana gelir. Başka çare yok. Evet. Hakikaten bu insanlar, samimi söylüyorum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok dua ederler. Vallahi öyle yani. Kesinlikle. Ben inanmıyorum. Yani gerek dönüşte mutlaka orada yaşadığı heyecanı paylaşmak için başkanımızla yolda, efendim, bir yerde karşılaştığında mutlaka duygusunu ifade ediyor. Tabii bizim bu Bursa ve Çanakkale uğurlamamız belediyemizin hemen önünde. Eski adıyla Çınar Meydanı, yeni adıyla 15 evet. Temmuz Şehitler Meydanı'nda 10 otobüs oraya yerleşiyor. Bütün hacca uğurlanır ya, kalabalık evet, oluşuyor. Ve daha önce de bu tura katılanlar da o heyecanı yeniden yaşamak için gelip orada evet, bulunuyorlar. Şimdi Çanakkale ile ilgili bizim Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 144 tane yayın yapmışız. Bunlardan biri de Çanakkale'deki şehit olan denizlerle ilgili ilçe ilçe köy köy ayrıldı. Bunları kitap haline yayınladık ve Denizli'li mesela hep Çanakkale ile ilgili hatıralar anlatıldığında bir Çivril'in Madenler Köyü'nden bombacı Mehmet Çavuş vardır. Maşallah. Elini kaybetmesine rağmen komutandan ısrarla der ki, yani kardeşim artık sen savaşamazsın. Hayır. Sağ elimi kaybetmiş olabilirim ama sol elimle pekala iş görebilir diyerek ısrarla cepheye gitmek isteyen bir Mehmet Çavuş Denizli'dir. İşte orada rehberler Mehmet Çavuş'tan anlatıyor. Bu Mehmet Çavuş'umuzun ailesine yazdığı mektubu, Osmanlıca mektubu bulduk. Onu çoğaltarak her Çanakkale'ye giden vatandaşımızın çantasını bundan koyuyoruz. Çok güzel. Evet. O fotoğrafı da var. Önemli bir kişi. Aynı zamanda Çanakkale'ye gittiğimiz Seyit Onbaşı ile ilgili evet, orada bir yapı var. Heykel var. Evet. O bomba fırlattığı yerde arkada bir heykel var ayakta. Sağ elini şu göğsünün üzerine koymuş. Bu bakanın kör olduğu belli olan bir heykel. Evet, o da Denizli Hüseyin'dir. Maşallah. Denizli Hüseyin Çanakkale Savaşı'nın her türlü bölümünde savaşmış. Çanakkale Savaşı'nın kazandığını ve o geminin batırıldığını gözleriyle, dünya gözleriyle görmüş. Daha sonra
Seyit Onbaşı tarafına doğru atılan bombadan şarapnel parçalarının gözleri kör olmuş bir insan. Evet. Onu o telaşta, savaş o telaşta bir kenara bırakmışlar. Tabii savaşın kazanılmasından sonra herkeste bir heyecan, herkeste bir coşku. Komutan askerlerin her gördüğü askeri tebrik ederek dolaşırken bir asker kenarda oturmuş böyle boşluğa bakıyor. Evlat diyor, ne yapıyorsun? O tabii ses geldi diye şöyle bakınca onun kör olduğunu anlıyor. Yavrum diyor, sana yapabileceğim bir şey yok. Komutanım benim için üzülme diyor. Bu gözler diyor bu savaşın kazanıldığını gördü ya diyor. Gerisi hiç önemli değil. Yani. İşte evet Denizli Hüseyin'i dinliyorlar orada. Çok güzel. Biliyorsunuz Denizli Türkiye'de en Çanakkale'de en çok şehit veren 5. ildir. Evet. Böyle bir özelliğimiz var. İşte bu tür kültür turlarımızla insanlarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Tarihe yolculuk adı altında sloganımız da budur. Belediyecilik artık sosyal belediyeciliğe doğru artık gitti. Bütün dünyada artık sosyal belediyecilik ve ülkemizde evet. de gerçekten birçok belediye bu alanda çalışıyor. Güzel hizmetler oluyor. Bu hizmetlerinden dolayı ben Sayın Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zor'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Evet çok güzel. Evet. Halkımızın gerçekten çok memnuniyet oranının yüksek olduğu bir projeler. Evet. Bir de bunun yanında efendim sizin aşevleriyle ilgili bir projeniz var. Yani ben hocamdan da duymuştum. Hatta hocamın da bir ara katıldığı, hocam da biraz iştirak etmiş. Bir lokma dağıtıyormuş hocam. Evet. Yani kendi lokmasını dağıtıyormuş. Birisi çıkmış gelmiş demiş ki sıraya girmeyen, böyle haylazlık yapan bir yaşlı. Hocam onu uyarınca, Şerif hocama dönmüş demiş kardeşim sen baban lokmasını mı dağıtıyorsun? Nasıl oldu hocam? O bir caminin önünde bir hayır. Öyle mi? Ne, o nasıl oldu? Hayırlar çok. Evet çok güzel evet. Herkes dağıt, herkes yapıyor. Evet. Sıraya geçtiler de sen dedi baban dedi hayrını mı yapıyorsun dürüstü dedi. Evet. Doğru dedim ya Hacı abi babamın dedim kayınpederim. Doğru çok güzel evet. Hayrını yapıyoruz diye güldürdük. Çok öyle. Güzel. Evet. Peki Sayın Başkanım Otaklı siz aynı zamanda Yaren Şairlerle ilgili bir de Mevlana ile ilgili bir iki programınızı gördüm. Ve fevkalade muhteşem dekorlar evet. Çok güzel. Onları da herhalde senede bir defa icra ediyorsunuz. Tabii bu 17 Aralık Şebi Arus gecesi. Evet. Tabii Mevlana Hazretlerinin anmak adına başta Konya olmak üzere son zamanlarda evet. Birçok ilimizde bu tür programlar yapılmaya başlandı. Güzel gelişmeler de var. Mesela birçok ilimizde mesnevi okumaları başlandı. Toplu halde evet. Mesnevi okumaları yorumlanması falan. Bunlar güzel gelişmeler. Ve biz Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak Pamukkale Üniversitesi Arana dediğimiz kapalı spor salonunda 5000 kişilik salonda tıktım tıktım doluyor. Ve çok güzel görsellerle. Biliyorsun spor salonları spor amaçlı yapıldığı için genelde konuşmaya dayalı ve müzik programlarında ses karışır gider. Evet. Biz o sesi kırmak için, o dalgalanmayı önlemek evet. için tavana tamamen Türk bayrakları ve Denizli Büyükşehir bayraklarıyla donatırız. Çok farklı bir görsel oluşur ve ortaya da ışık saçan bir topumuz var. Semazenler dönmeye başladığında, ortam karartıldığında sanki gökyüzünde yıldızların arasında dönüyormuş gibi müthiş bir şey oldu. Çok güzel ve bu yani. Görselimizi birçok ilimizden görenler beğendiler ve Mevlana programlarda bizimden aldıkları görseller kullanılmaktadır. Ve her sene gerçekten 17 Aralık iple çekilir denizimizde. Çok güzel. Evet. Fotoğraf yarışmasında da o görsellerden evet. bir tanesi sanırım ödül aldı. Ödül aldı başka? Evet. Orada bir fotoğraf evet, sanatçı çektiği güzel, fotoğrafta evet. Ödül aldı. Tabii Yaren Şairler Şöleni benim içimde yani bu Şairler Şöleni'ni ilham alan, ilham veren evet. ilde bulunmaktan, kadim şehir, Harput'tan gelen, geleneği yaşatan kadim şehirde bulunmaktan ve siz değerli dostlarla beraber olmaktan şu anda gurur duydum bir ildeyim. Çok sağ olun. Ve üniversite yıllarımda şair dendiği zaman yani o dönemler teknoloji bu kadar gelişmiş değil. Sadece televizyonlar ve gazeteler vardı. İnternet falan yoktu. Hep biz yılda Harput şiir Hazar şiir akşamlarını takip ederdim. Evet. Ve o dönemde yayınlanan Tercüman gazetesi vardı. Evet. Ahmet rahmetli merhum tamam. Şeyhül Muharrin olarak bildiğimiz Ahmet Kabaklı üstadın da hep yazılarını takip ederdim. Evet. Ve birçok şairin adını ben Hazar şiir akşamlarında öğrendim. Evet, evet. Birçok şiiri orada tattım. Ve aynı zamanda hepimizin hayalinde olan çok önemli
devlet adamlarını, dava adamlarını ben Elazığ'da gördüm. Elazığ sayesinde tanıdım. Evet, ve hep içimde bir uhde vardı. İlk defa Elazığ'a zat-ı alilerin sayesinde davet edildik de bu şehri tanımak, bu güzel şehri görmek benim için hakikaten hayatımda bir güzel bir anlarla yaşıyorum burada. Ve benim şiiri sevdiren Hazar şiir akşamlarıdır. Evet, ve yaren şiir, uluslararası yaren şiirleri başlatan ve ilham veren de Hazar şiir akşamlarıdır. Çok teşekkür ederim. Unutulan bu şeyi aldık, deniz olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ben o zaman kıskandığım, niye denizde olmaz mı diye düşündüğüm şeyin şu an yapmaktan büyük onur duyuyorum. İnşallah Hazar şiir akşamları tekrar Elazığ'da başlar. Evet. Çünkü Türkiye'de herkes bu şiir akşamlarıyla şairleri tanımışlardı. Evet. Dava adamı bir İsa Yusuf Altepkin gibi evet. bir büyük dava adamının buraya Elazığ'a gelmişti. Gelmesi o gün belki bir tarihin başlangıcı da olabilir. Cengiz Aytmatov. Cengiz Aytmatov gibi edebiyatta bir zirve bir ismin gelmesi evet. Elazığ için hakikaten kültürde geldiği noktayı gösterir. Evet. Bunun için şiirin başkenti bir ilde bulunmaktan gurur duyuyorum. Ama ne olur gelin tekrar eskiye dönerek yeniden yılında. Başlatalım. Bu edebiyatın tekrar buradan edebiyatı buradan yön verelim. Evet. Çünkü hakikaten bize güzel ilham olmuştu. Ve değerli şuaranın ortasında benim gibi çenesi düşük bir adam. Ama bu dostlarımızla beraber hep oturduk. Bunu nasıl şiiri tanıtabiliriz? Ve çok beyin jimnastiği yaptık. Her sene değişen değişik şairlerimizi denizde ağırlıyoruz. Onların şiirlerini paylaşıyoruz. Sadece akşamları üniversitenin ve belediyenin değişik salonlarında değil, gündüz de okullara gönderiyoruz. İlçe okullarına yani. Gönderiyoruz. Evet. Ve öğrenciler de belki birçok ilçe okullarında ilk defa bir şairi canlı evet. görüyor. İlk defa bir yazarı canlı görüyor. Evet. Onun şiirlerini paylaşıyorlar. Sizler okullara gittiğiniz zaman bakıyorsunuz ki sürprizlerle çocuklar sizlerin şiirlerini internetten ya da kitaplarınızı evet. almışlar. Sizi şiirlerle karşılıyorlar. Yani doya doya şiir yaşanıyor. Ve şairlerimiz Denizli Büyük Şiir Belediyesi adını da değiştirdiler. Denizli Büyük Şiir Belediyesi oldu. Çok İnşallah güzel, evet. Elazığ'da şiir eski belediyesi olur. Eski şiir kardeşliği olur. Şiir evet. Böyle olur. Aramızda şiir kardeşliği olur. O evet. güzel günlere bence dönmesi lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın evet. Başkanım. Sizin bu söylediklerinizi bir niyaz diye kabul etmek lazım. Ben tabii Denizli'yi gezerken çok güzel restore edilmiş eski bir bina gördüm. Baktım üzerinde Kent Konseyi yazılı. Şimdi aramızda Kent Konseyi, Kent Şairleri Topluluğu Başkanı var. Arzu Subakan Kabukçu. Efendim hoş geldiniz. Merhaba tekrar. Elazığ'a ilk defa mı geliyorsunuz? Hayır ikinci gelişim. İkinci gelişiniz tamam çok güzel. Peki size şunu söyleyelim. Bir de sizin Denizli'de o Sayın Başkanımın söylemediği bir hadise var. Çok güzel bir şiir eviniz var. Şimdi ben o şiir evine geldim, iki kere geldim. Şimdi gönlümden geçen, ya diyorum keşke bu şiir evi Harput'ta da olsa. Çünkü Harput'un atmosferine çok uygun, çok güzel bir şey. Şimdi biz buradan Sayın yarın inşallah ziyaret edeceğiz. Elazığ Büyükşehir, Elazığ keşke o da Büyükşehir de olsa da o da belki niyaz olur. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a arz edeceğiz. Diyeceğiz ki efendim, gerekirse Denizli şiir evinin aynısını, çünkü artık kolay teknolojik olarak, Harput'ta inşa edelim. Ve Elazığ'a gelen şairler, Elazığ'da yaşayan şair ve yazarlar oraya girip çıksınlar. Yaşayan bir mekan olsun. İnşallah bunu niyaz edeceğiz. Ama Kent Konseyi, Kent Şairleri Topluluğu olarak neler yapıyorsunuz? Bize biraz bahsedin. Ya aslında Kent Şairleri Topluluğu'nun hikayesi çok önceden şöyle. Bu başlığı almadan Denizli'de tabii ki şiire gönül veren insanlar vardı. Aynı değerli Kültür Daire Başkanımız Südaverdi Otaklı gibi. Ama hani ortada bir ürün yoktu. Evet. Yoksa şiir sevdalısı hakikaten emek veren, gönül veren birçok değerli insan vardı. Ben şair kimliğiyle birçok yere, Elazığ hariç, Hazar hariç birçok yere Türkiye'de, Anadolu'da bulunan birçok şehre edebiyat etkinliklerinde davetli olarak katıldım. Fakat bu katılımlarımda sürekli Denizli'den söz edildiği zaman işte orada ne yapıyorsunuz? Orada şiir adına neler yapıyorsunuz?
sohbetler geçiyordu. Tabii ki ben o zaman daha genç, evet. Bundan çok uzun zaman önceydi. Bir şey yapamamanın çaresizliğini yaşıyordum açıkçası. Hani önümüzde bize yol gösterecek, şöyle yapalım diyecek çok insanlar yoktu o dönemde. Evet. Sosyal medya bu kadar aktif değildi, yoktu. Evet, İnsanlar birbirine ulaşamıyordu. Dönem dönem tabii şair dostlarımızla buluşmak için farklı radyoların çalışmaları ya da yazın toplantıları olurdu. Çünkü sadece radyolarda böyle şiir, edebiyat programları gerçekleşiyordu. Ve bu toplantılarda biz işte Türkiye'deki çok değerli yazarlarla, şairlerle bir araya geliyorduk. Ve dönem dönem yazları, şimdi kendisi dün itibariyle Hakk'ın rahmetine kavuştu. Çok büyük bir üstad, o yaşayan bir efsaneydi Cemal Safi üstadımız. Evet. Yarın da Ankara'da toprağa verecek. Allah rahmet eylesin. Evet. Mekan cennet olsun inşallah. Çok büyük emeği vardır, hakkı vardır üzerinde. Artık bizlere hakkını helal etsin. Evet. Yazın kendisini mutlaka Balıkesir'e ziyarete giderdim birkaç dostla birlikte. Ve o ziyaretlerde onun yıllar önce de orada yapmış olduğu ve sonra yaşından dolayı artık uğraşamıyorum kızım deyip işte bir 10 yıl kadar yapmadığı Akçay Şiir Akşamları vardı. Bunları yeniden yapalım. Hadi sizler yapın. İşte gençsiniz, biz yapamıyoruz artık. Dedim ki Cemal Hocam, yani biz de genciz. Bizim arkamızdan kim gelecek? Siz olursanız başımızda bir büyük olarak. Evet. O zaman belki bir şeyler yapabiliriz. Neyse dönüyorum. Birkaç yaz böyle geçti. Bir gün yine Akçay'da ziyaretine gitmiştim. Dönüşte ben artık Nazilli'ye geldim. Böyle telefonum çalıyor. Üstadın numarası. Buyurun üstadım dedim. Kızım dedi. Denizli'de dedi bu etkinliği, şiir etkinliğini yapıyoruz dedi. Hemen dedi git dedi. Düşünüyor musun, taşınıyor musun, kime soruyorsun, ne danışıyorsun? Evet. Şey yapalım. Ben dedi senin yanındayım dedi. Başlayalım dedi. Çok güzel, evet. Adı da dedi senin adın olsun dedi. Ben ayaklarım yerden kesilmiş, tepside bir altın bir tepsi sunulmuş böyle. Denizli'ye gelemedim, yarım saatlik yol kalmış. Tabii ertesi gün oldu. Çok değerli Şeyh Kutudağ Hocam'la bunu paylaştım. Tabii eşim, sonra daire başkanımıza hep beraber böyle bir istişare yaptık. Neler yapabiliriz, ne yapabiliriz? Denizli'de ilk böyle bir büyük, yine Cemal Safi hocamızın başkanlığında çok güzel bir etkinliğimizi gerçekleştirdik. Daha sonrasında yine Yare Şairler Şöleni olarak birincisi, ikincisi ve üçüncüsü gerçekleşti. Çok evet, güzel. Uluslararası olarak, ama ilk Denizli'ye bu şiir etkinliği tohumların atılmasında kıymetli üstadımız Cemal Safi'nin çok büyük etsin, bir evet. Emeği vardır. Evet, ismi bile yeterdi onun marka olmaya. Tabii biz bununla birlikte bu sene 2017'de yapmış olduğumuz Yaren Uluslararası Şairler Şöleni'nde de her yıl yaptığımız gibi şaire vefa örneği olarak yaşayan şairlerimize adıyla yapmak istiyoruz Yaren'i. İlk sene bir Yavuz Bülent Bakiler üstadımızın adına yapılmıştı değil mi başkanım? Daha sonra Bahattin Karakoç üstadımızla ve bu sene de Cemal hocamız rahatsızdı, işte rahatsızlığından dolayı katılamamıştı ama biz yine Cemal Safi üstadımıza vefa olarak gerçekleştirdiğimiz uluslararası bir etkinlikti. İşte bu ta 2013'lerde yapmış olduğumuz etkinlik hazırlıkları aşamasında tabii Denizli'de çok değerli kalemdaşlarımızla birlikte yine Şeyh hocam, Bilal hocamla hep beraber biz toplanıyoruz ama mekanımız yok. Kafelerde toplanıyoruz. Ne yapabiliriz? Tabii Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin de restorasyonunun devam ettiği böyle kültür evleri mevcut. Bir tanesini de bize vermek istiyorlar ama restorasyon devam ediyor. Hevesle onu bekliyoruz o günü. O güne kadar da biz yine buluşmalarımızı böyle farklı mekanlarda gerçekleştiriyoruz. Ve 2014 tarihinden itibaren Denizli Kent Konseyi'nin çatısı altında Nusret Sürücü Konağı'nda biz şiir evi oluyor bizim için ve herkes de öyle biliyor. Aslında konağın ismi Nusret Sürücü Evi Konağı. Evet. Ben orayı iki kere gördüm. İnanılmaz güzel. Evet. Şimdi diyorum ya Rabbi bir servetim olsa da ben onun aynısını kendi köyümde yapsam. Ama tabii kendi köyümde yapıp biraz keyfini sürsem diye düşünüyorum. Yani o kadar güzel ve samimi. Yani böyle sıcak,
insanla mekanı birleştiren çok güzel bir yapı. Evet. Şimdi rahmetli Cemal Safi'den bahis de şunu söyleyeyim. Cemal Safi bir zamanlar televizyonda bir yarışma programı vardı. Kırmızı sarı böyle kadehlere sular koymuşlar, sıvı şeyler. Onları koymuşlar. Şimdi oradan birer birer çekiyorlar. Önce kimi çekti yıkıldı, sonra kaybediyor falan. Şimdi Cemal Safi'nin şiiri böyle o kadehler gibi dizilmiş kelimelerden oluşuyordu. Şimdi geçenlerde bizim üniversiteden bir kız arkadaş getirdi bana bir şey, dedi ki hocam, dedi, biz bir şairi davet ettik. Bu şairin, dedi, iki tane eserini getirdim size. Ben de aldım, şöyle bir karıştırdım. Teşekkür ederim hanım kız, dedi, ben bunları arıyordum. Çünkü ben şizofreni dersini anlatırken, yani tıp öğrencilerine şizofreni hastalığını anlatırken fikir uçuşmasını örnek bulamıyorum. Şimdi bir insan deliyi bile çağırsam bir şeyler konuşsa o kelimeler arasında bir bağlantı olur. Şimdi bu şair, kendisini şair zanneden ve millete yutturan adamın iki tane eseri geldi. Şizofren saçması vallahi şahikasında bir, yani şizofren saçması. Şimdi ben bunları aldım, şizofreni hastalığını anlatırken tam benim bahsedeceğim bir hadise, bir örnek diye oraya koydum. Şimdi Türkiye'de şiirin tanımı yok. Şiirin tanımı olmadığı için her şaire millet şair gözüyle bakıyor. Kral Çıplak hikayesinde olduğu gibi adam çok acayip de iltifat görüyor. Yani biz yükselen nesle şiirin ne olduğunu, tanımını anlatmalıyız. Ya zaten şiire şiir demişler, söze söz demişler. Saçmalamaya da şizofren saçmalaması demişler. Yani bunları tefrik etmemiz lazım. O yüzden bir şiir evinin Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi sosyal belediyecilikle gerçekten yeri ayrı. Evet, şimdi düşünsenize 5 yıldır bir okul gibi her hafta sonu cumartesi günleri, evet, işte öğlen saatlerinden akşam saat 5'e kadar yine Şef Kutudağ Hocam'ın moderatörlüğünde, evet, sanki bir dersmiş gibi o haftanın gündemi, konusu, yine edebiyat, evet, takvimindeki işte ölüm yıl dönümü, doğum yıl dönümü ya da herhangi bir şiiri bizim için incelemekle gerçekleşen söyleşiler ve sohbetler şeklinde, evet, bunlar. Evet. Yani oraya halka açıp isteyen gelebiliyor, bizleri çok dinleyebiliyor, güzel, evet, ama Denizli'nin çok değerli hocalarıyla birlikte fikir alışverişi yaptığımız, birbirimizden beslendiğimiz, birbirimize işte şiirlerle atıflarda bulunduğumuz, yeri geldiğinde şarkılar söylediğimiz, yeri geldiğinde başkanlarımızın da böyle o siyasi hayattan uzaklaşıp bize bir böyle şimdi yarım saat de olsa iştirak ettikleri, Sayın Kabukçu, orada hiç yok, hoşuma şu gitti. Ben geldim, orada böyle küçücük çocuklar var, onlara da su getiriyorlar, çay getiriyorlar falan, evet, ama bir de böyle kulak kabartıyor, bunlar ne diyor diye. Evet, o da çok, evet, güzel. İnanır mısınız? Yani bizim 5 yaşında bile hiç ağlamadan, sıkılmadan yanımızda, yani gidip diğer salonda, diğer odada başka bir şeylerle ilgilenebilir çocuklarımız. Evet. Ama annesiyle geliyor ve hiç sıkılmadan oturuyor bizim. Ağlamak için oturuyor, falan, evet. Evet, evet. Ben hatta onlara bir ara, Şerif abi bilir, onlara bir ara hediye falan göndermiştim. Evet. İnşallah hayırlısın. Şu anda bu Yaren Şairler Şöleni'nde yapmış olduğumuz okur yazar buluşmalarının tabii sonucunda neler oldu derseniz, Denizli'de neredeyse ilkokuldan tutun, yani üniversitedeki, evet, zaten çalışmalarımız Şeyh Kutudağ ve Hava Kutudağ Ergül yönetiminde şiir kulübü olarak devam ediyordu ama halka ulaşmak üniversite içinde zordu. Burada da belediyenin bu yapmış olduğu çalışmalar tabii ki çok büyük bir etki oldu. Ve şu anda anaokullarında bile çocuklarımız, inanın geçen hafta Denizli Kitap Fuarı vardı, 10 gün önce Denizli'de gerçekleşen. Okullar tabii çocukları getiriyorlar fuara. O çocukların hepsi Arzu abla, işte ben şiir yazıyorum diye geliyor. Ya bakıyorsun, evet, 8 yaşında, 9 yaşında. Şimdi hepsi sosyal medyadan bize ulaşıp işte bunları paylaşmak istiyor. Bazen okullardan öğretmenliğiyle birlikte cumartesi günleri bize ziyarete geliyor. Çok bizim güzel, zaten, evet, bu yola çıkmaktaki amacımız hani şiir gibi bir şehir demiştik. Ve bunda işte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayelerinde Denizli, evet, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, Kent Konseyi Başkanımız, çok değerli Başkanımız Ali Değirmenci öncülüğünde, yine Hüdaverdi Otaklı Başkanımızın 5 yıldır her zaman eli üzerimizde, evet, her zaman birlikteyiz destekleriyle çok güzel şeylere imza attık. Çok güzel. Denizli hem bir kültür şehri, hem bir medeniyet şehri, hem de modernleşme yolunda çok, elbette, büyük emekler veren bir şehir. Evet.
Sanıyorum Hazar Şiir Akşamları'nı biz çoktan geçtik hocam. Yani buradan Elazığlılara söylüyorum. Evet, elbette. Şimdi bu tatlı yarış olsun. Zaten Denizli kardeş şehir. Biz onda memnuniyet duyarız. Keşke evet, kendi aralarında bir yarış olsun. Ben de dikte yapmak istedim. Tabii evet, tabii çok zaten güzel. Zaten başkanım da söyledi. Şimdi Sayın Kabukçu, benim babam rahmetli. Cumhuriyet döneminde Elazığ'da mahalli gazetelerde yazan bir şairdi. Ama mesela bahçeye gittiğimiz zaman yazın, işte bahçedeki bütün çocukları toplayıp böyle şiiri sevdirmek için küçük nükteler yapan da bir insan da Allah rahmet etsin. Şimdi o ben giderdim bakardım şimdi. O tabii önceden öğretmiş çocuklara. Şimdi çocuklar gelip oraya oturuyor. Babam onlara hem şeker verir bir şeyler yapar, gönüllerini alırdı. Şimdi babam soruyor, önceden öğretmiş ama. İçer misiniz çay? Onlar koro halinde bağırırlardı. Hay hay. Önceden öğretmiş ya. Şimdi biraz da mesela sofrayı kurardı. Yer misiniz yemek? O da ne demek? Hemen koro halinde söylerlerdi. Yani böyle küçük şeylerle bu çocuklara şiiri sevdirme sevdası vardı. İşte onu biraz daha büyütürseniz işte ortaya şiir evi çıkıyor. Oman'a geliyor. Evet. Şimdi efendim size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başkanım burada araya bir cümle girebilir. Tabii girersiniz. Tabii memnuniyetle. Hakkını helal et. Tabii Bilal girersiniz. Kardeşim. Evet. Hüdaverdi Başkanım ve sizin Arzu Hanım'ın konuşmaları içerisinde evet efendim, şu öne çıktı. Şiirin değeri ancak kurumsal olarak yapılan Hazar Şiir Akşamı veya Deniz'deki Yarın Şairler Şölenindeki evet, davetli seçilmiş şairlerle beraber vücut buluyor. Evet. İşte şiir nedir, şair nedir dediğiniz zaman orada açığa çıkıyor. Evet. Onun için hem Hazar Şiir Akşamları'nın yaşatılması hem Yaren'in yaşatılması şiir estetiğinin niteliğinin evet, ve seviyesinin devamlı açısından gerekiyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, bir başka konuğumuz var, Bilal Tekin. Şair. Denizli bozkurlarında doğmuş, önce kainatı tefekkürle başlamış. Ya bu işler nereden gelip nereye gidiyor demiş ama daha sonra düşüne düşüne ortaya çok güzel şiirler çıkmış. Evet Bilal Tekin, siz şiirden ne anlıyorsunuz? Şiirden ne anlıyoruz? Şiir zaten insanın varoluşu şiir. Evet. Ben şöyle diyorum ki beni şiir gibi sev, ister serbest ister vezinli. Yalnız evet, şiir gibi sen. Güzel, i̇ster evet, serbest, ister vezinli. Evet. Rabbimin en büyük mucizelerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'dir biliyorsunuz. Evet. Edebiyat üzerine, şiir üzerine inmiştir. Evet. Peygamberimiz yine ikinci hırkasını şairi hediye etmiştir. Evet. Şairin toplumdaki yeri başkadır. Şiirin toplumumuzdaki yeri her zaman başkadır. Derdimizi, sevincimizi, kasavetimizi, her türlü sosyal dilimiz olmuştur şiir. Evet. Şarkıda, türkülerimizde. Gah Yunus olmuştur, gah Pir Sultan olmuştur, gah Mevlana olmuştur. Yani böyle halkımızın evet, bir terennümümü olarak biliyorsunuz. Evet, Sayın evet, Bilal Tekin, sizinle sohbetimize sonra tekrar devam edeceğiz. Bir ara vermek durumundayız. Size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, sohbetimiz burada bitmeyecek. Bir ara verdikten sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Denizli Elazığ Kültür Köprüsü aslında yaşayan bir köprü. Biz sadece tarif ve tavsif ediyoruz. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz.